Bana sorarsan en yakışanı bu oldu Aliyeviç'im. Bir de duvar takayım, şöyle öyle bir bak. Fena değil ha. Siz ne diyorsunuz? Tü. Allah nazarlardan saklasın seni. Anneciğim. Kızım. O kadar güzel oldun ki. Seni böyle görmek içimi titretti. Çok duygulandım. Beni kızı gibi olmuşsun yavrum. Canım. Anneciğim, daha çok ağlayacağız. Daha bunun kınası var, düğünü var. Anneciğim yapma ne olur. Bak bunlar ağlayacak günler değil. Beni de üzüyorsun. Tamam. Peşinde bip bip. Ay nasıl da yakışmış o ucuz gelinlik. Hah arıyor. Canım aramadın, almadın mı mesajımı? Siz Murat aradınız galiba ama şu an müsait değil. Bir dakika. Siz kimsiniz? Ben anlamadım. Murat'ın telefonu değil mi bu? Ümran Boran ben. Teknenin sahibiyim. Dediğim gibi Murat şu an konuşacak durumda değil. Kolay gelsin. Sağ olun. Canım. Ne oldu, iyi misin? Kim açtı telefonu? O kadın ya. O kadın... O kadın niye çıkıyor Murat'ın telefonuna? Kim? Hangi kadın? Teknenin sahibi. Ya bu kadın kendini ne sanıyor da Murat'ın telefonunu açıyor? Dur. Kızları gibi olmuşsun, rüya gibisin. Kusura bakmayın beyefendi, rahatsız ettik sizi. Ha tabii, ilgilenmeniz gereken başkaları var değil mi? Alev, ne oldu? Ne demek istiyorsun anlayamadım. Hiç anlamazlıktan gelme Murat. Sırtını yağladın yetmiyormuş gibi şimdi de telefonlarına mı cevap veriyor patron içen? Hayır, niye telefonlarına o cevap veriyor ya? Ya bak, ben aşağı inerken telefonumu kaptan köşkünde bırakmışım. Çalınca da o açmış herhalde işte. Şımarık, şuursuz kızın biri ama... Ben biliyorum onu yapacağımı. Aa, yok hayatım yok. Tamam ya bir şey demedi. Sadece kaptan şu anda meşgul dedi. Ben merak etmeyeyim diye demiştir. Gerçekten bak ben kıskançlık yaptım. Ne olursun hiçbir şey söyleme. Gözünü seveyim bak. Neyse tamam öyle olsun. Ya bana bak. Sen nasıl güzel olmuşsun öyle gelinlikler içinde ha? Ben nasıl sabredeceğim düğünümüze kadar? Kızım sen delirtecek misin beni? Beğendin mi? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.